Açın kulaklarınızı da beni çok dikkatli dinleyin. Size Kara Cazu'nun melun hikayesini anlatayım. Kara Cazu kapkara suratı, ha böyle koca koca gözleri, sipsivri dişleri olan bir kadın. Dokandığı tüm erkekleri kas katı kabuk bağlar ağaç gibi. Ağaç mı? Ağaç kabuğu. Ağaç adam gibi bir şey mi yani? Tabii. Bu ormanda geceleri garip iniltiler gelir. Böyle sanki biri azap çeker gibi. Hiç duymadınız mı? Ya ben duydum galiba. Bir kere duymuş olmam lazım. Duymuşumdur galiba. Duymuş olabilirim. Ne yerse Kara Cazu bu ormanı Karadeniz erkeklerinden yapmış. Tüh, bir kütüğü es geçmiş. Yo, hiç kimseyi es geçmez o. Eğer aşık bir adamsan Kara Cazu'nun lanetinden kurtulma şansın yok. Yok, aşık bir adam değilsen hiç şansın yok. Ya. Ya her türlü gidiyoruz yani. Bu Kara Cazu bana bir yerden tanıdık geliyor. Kara değil de kırmızı saçlı Cazu var. Yani ben aşıkken de eline düştüm, aşık değilken de eline düştüm. Kuzey, bana bak. Eğer kütük arkadaşlarının yanına gitmek istemiyorsan bağ ilişme. Anladın mı? Bağ ilişme. Kimmiş yani bu Kara Cazu? Ne istiyormuş erkeklerden tam olarak? Bu Kara Cazu yüzyıllar evvel bu Karadeniz'de yaşayan bir kızmış. Çok zekiymiş. Ama Allah affetsin nasıl çirkin. Evlat olsa eldivenle sevecek. O denli yani. Tüm köyün erkekleri onu aşağılar, alay ederlermiş. Ah kadersiz kız, vah kadersiz kız. Tabii herkes nerede doğulu gibi güzel ve de çekici değil. Yazık. Neyse. Bir gün bizim bu Kara Cazu'nun duyguları zekasının önüne geçmiş. 15 yaşındayken dermansız bir aşka düşmüş. 14 lira. Kuzey, vallahi ah seni bu ateşte yakarma. Sonra? Bizim bu Kara Cazu'nun aşık olduğu oğlan ağanın yakışıklı oğluymuş. Böyle sapsarı saçları, masmavi gözleri varmış. Bizim çirkin kız bu oğlan benim gibi çirkini ne etsin diye düşünülmüş. Ama oğlan karşılık vermiş. Ormana gel çirkin kız, kaçalım demiş. Bizim Kara Cazu bir sevinciyle eve gitmiş, en güzel entarilerini giymiş, giyinip kuşanıp ormana gitmiş. Bir de bakmış ki tüm köylü ormanda toplaşmış, Kara Cazu'yu bekliyor. Herkes bu Kara Cazu'yu görünce alay etmeye, kahkahalar atmaya, aşağılamaya başlamışlar. En başta da bizim ağanın oğlu tabii. Ana, kandırmış mı kızı yani? Hemi de ne kandırmak, hemi de ne kandırmak. Ben senin gibi bir çirkini ne diyeyim, sana bakar mıyım be diye diye aşağılamış, dalga geçmiş onunla. Sonra toplaşmışlar bütün köylü, almışlar Kara Cazu'yu, götürmüşler ormanda bir ağacın kovuğuna. Dıkmışlar. Sonra da onu orada bırakıp kaçmışlar. Bizim bu Kara Cazu o ağaç kovuğunun için günlerce kalmış. Yazık. Günler sonra o Kara Cazu ağacın kovuğunda yeniden doğmuş. Ama ne doğmak. Allah. Ama ne doğmak. Artık eskisinden daha çirkin, daha melun, daha iğrenç bir yaratık olarak doğmuş. Yaylıya dönüp bütün erkekleri dokanmış. Hepsi de ağaç kabuğu gibi kas katı olmuş. O günden sonra da aşığım diyen erkeklere hiç inanmamış. Aşka karşılık vermeyeni de hiç unutmamış. Özellikle de sarı saçlı mavi gözlü olanları atlamamış.
Seni tanımak çok güzel Dilek Odası'm. Ne yapıyorsun ya? Karacazu bizim onurumuzdur, liderimizdir. Ya bir şey soracağım. Ben de mavi gözlüyüm. O listeye giriyor mu o zaman ben de şimdi? Ben de sarışın sayılırım Kamer. Şimdi böyle bir taşa çevirmesin bu Karacazu. Ben hangi kız koru lan beni? Ay Karacazu'ymuş. Bir gelsin ben böyle bacaklarını iki ayırıyorum görürüm. Sevimsiz çift. Sever. İlk defa yakışıklı olmadığım için çok mutluyum. Hemen öyle sevinme Ömer'cim. Karacazu'yu kandıran ağanın oğluymuş. Tanıdık geldi mi? Ben de bundan sonra Kuzey abinin tek oğlu olacağım için sıkıntı yok. Özlen, baby face. Senden mobilya takımı yaparım lan. Kakmalı. Bakmayın lan siz de hele. De bakayınız lan. Sizden de zigon sehpa yaparım, iş içe geçirin. Hadi köyünüze. Kalkın siz de yataklarınıza. Nerede yatacağız ki biz? Ne bileyim ben. Bahçeye kıvrılın. Ha, oldu. Biz hayvan mıyız? Hayatta olmaz. Hele hem ki bu hikayeden sonra hiç olmaz. Hadi evi boş. Gidin ha, orada kalın. Ah, anahtarı da alın. Ay. Teşekkür ederiz Yusuf abla. Ah, hadi. Allah rahatlık versin. Tamam, haydi. Arkadaş, sevsek suç, sevmesek suç. Yine yaratıklara yem olan biziz. Bir yandan Obilik, bir yandan Karacazu, öbür yandan Kuzey abi. Daha bak. Yani. Yok, işte bak korkacaksan Kuzey abiden korkacaksın. En tehlikelisi o. Hiç sağ solu belli olmuyor ya. Yani bizi göm edebilir, ya yiyebilir. Hiç belli değil. Doğru, doğru yani. Ya oğlum, ya. Benim içimde çok fena bir korku var ha. Ben aç olmak istemeyeyim ha. Ben aç olmak istemeyeyim. Aç olmayacağım. Oğlum, Sevda böyle bir şey zaten. Ben Feride'yi beklerken her gün toprağa kök salıyorum ya. Ah, sen bir de Mine'yi bekle. Kaç kere meyve verdim ben, kaç bir bilsen. Aferin, aferin. Böyle konuşmaya devam edince iyice kızdırdın Karacazu'yu zaten. Hay Allah'ım, yarabbim ya. Takır tukur sesler geliyor içeriden. Vallahi Karacazu. Vallahi Karacazu. Vallahi geldi. Vallahi geldi. Yemin ederim taş etmeye geldi bizi ya. Baksak mı? Git bak. Git bak. Ben burada yokmuşum gibi davran. Git kendin bak. Niye ben bakıyorum ya? En sarışın en renkli gözlü olan benim. Sen bak. Oğlum amma tatava yaptınız ya. Samanlık orası. Kedidir. Yani yok. Karacazu diye bir şey yok ya. İnanmayın öyle şeylere. Ne ödek adamlarsınız ya. Ay elimiz de var ya. Burada mı? Burada mı? Burada mı? Oğlum bir şey gözükmüyor ki, çok karanlık.